Al yuvarlarımızdaki hemoglobinin öneminden daha önce çok bahsettim. O yüzden sadece hemoglobin üzerine bir video yapmak istedim. Öncelikle bu konu önemli çünkü hemoglobinin ya da konusuna göre al yuvarlarında diyebiliriz ne yapacakları, nasıl işledikleri, bunlar çok önemli ve bunların ne yapacaklarını nasıl bildiğini açıklıyor. Bilmek kelimesini tırnak içine almak istiyorum bilmek. Çünkü bunlar bilinçli varlıklar değil. Ama oksijeni ne zaman alıp ne zaman bırakmaları gerektiğini nereden biliyorlar? Burada bir hemoglobin proteininin resmi var. Hemoglobin. Dört amino asit zincirinden oluşuyor. Biri bu, diğer ikisi burada. Bu konuda çok detaya girmeyeceğiz. Küçük kıvırcık kurdeleler gibi görünüyorlar. Bunları kıvrılmış bir grup molekül ve amino asit gibi düşünebilirsiniz. Bu şekli böyle açıklayabiliriz. Buradaki her bir grupta zincirde yeşille gösterilen hem grup vardır. Hem ama bu hemoglobindeki hem. Yani hemoglobinin hem kısmı buradan geliyor. Dört hem grubunuz var. Globin de geri kalanını anlatıyor. Protein yapısını 4 peptit zincirini anlatıyor. Bu hem oldukça ilginç. Yani bu hem grubu oldukça ilginç. Aslında bir porfirin yapısı. Klorofil videosunu izlediyseniz eğer porfirinden bahsettiğimizi hatırlarsınız. Onun tam merkezinde klorofilde bir magnezyum iyonumuz var. Hemoglobinin merkezinde ise demir iyonumuz var demir iyonu. Oksijen buraya bağlanıyor. Bu hemoglobinde oksijen için dört büyük bağlanma alanı var. Burada, biraz daha arkada, burada ve burada. Oksijen buraya güzelce bağlanacak. Hemoglobinin birçok özelliği var. Biri oksijen bağlamada çok iyi olması. Ayrıca oksijeni bırakması gerektiğinde de bırakıyor. Yani nerede bağlanıp nerede bırakacağını biliyor. Aslında bu hemoglobinden iyi de bir e, sevgili olabilirmiş değil mi? Böyle bir espri geldi aklıma. Çok komik olmasa da yapmak istedim. Kooperatif bağlanma denilen bir işlem gerçekleşiyor. Kooperatif bağlanma. Bu prensipte bir oksijen molekülüne bağlanıldığında bir oksijen molekülü buraya bağlandı diyelim. Şu bölgeye hemoglobin şeklini değiştiriyor. Böylece diğer alanların oksijeni bağlaması daha mümkün oluyor. Yani bir bağlanmadan sonra diğer bağlanmalar daha muhtemel hale geliyor. Bir bağlanmadan sonra diğer bağlanmalar daha muhtemel oluyor. O zaman pulmoner kılcal damarlarda dolaşırken hemoglobinin oksijeni kabul etmesi daha kolay oluyor. Oksijen alveollardan geçiyor. Bu sayede hemoglobin oksijeni güzelce tutuyor. Ama oksijeni ne zaman bırakacağını nereden biliyor? İlginç olan soru bu. Oksijeni ne zaman bırakacak? Hemoglobinin gözleri ya da bir GPS sistemi yok ki bu adam koşuyor desin kendi kendine. Kılcal damarlarda çok fazla karbondioksit üretiyor. Quadricepslerdeki kılcal damarlarda oksijene ihtiyacı var. Oksijen lazım. Hemoglobin bunları gözleriyle ya da bir GPS'te söylemiyor. Hemoglobin daha quadricepsin ne olduğunu bile bilmiyor ki. Ama oksijeni orada bırakması gerektiğini nasıl anlıyor? İşte ilginç olan, bizi ilgilendiren soru bu. Alosterik inhibisyon dediğimiz şeyin yan ürünüdür bu. Çok şaşalı bir kelime ama Kavram çok net aslında. Buraya yazalım tekrar. Alosterik inhibisyon. Alosterik kelimesi genellikle enzimlerle ilgili kavramlarda kullanılır. Alosterik dediğimizde bir şeylerin başka yerlere bağlanmasından bahsediyoruz aslında. Alo başka demek. Proteinin ya da enzimin başka kısımlarına bağlanıyor yani. Kısaca bu demek. Enzimler protein zaten. Bu protein ya da enzimin normalde yaptığı işleri etkiliyor. Hemoglobin alosterik bir şekilde karbondioksit ve protonlar tarafından durduruluyor. Karbondioksit hemoglobinin başka kısımlarına bağlanabilir. Tam olarak nereye bilmiyorum. Protonlar da öyle. Hatırlayın asidite proton yoğunluğu demekti değil mi? Asidik bir ortamdaysanız eğer protonlar bağlanabilir. Protonları burada pembe yapıyorum. Evet. Protonlar elektronsuz hidrojenlerdir. Bunlar proteinin belirli kısımlarına bağlanabilir. O zaman hemoglobinin oksijeni tutması zorlaşır. Çok fazla karbondioksitin olduğu ya da asidik bir ortamdaysa bu hemoglobin oksijenini salacaktır. Bu anda oksijeni bırakmak için iyi bir zaman aslında. Koşan adama geri dönelim. Adam koşuyor. Kuatrisepsteki bu hücreler oldukça etkin. Kılcal damarlara çok fazla karbondioksit bırakıyorlar. Bu noktada atar damarlardan toplar damara gidiyorlar. Oksijene ihtiyaçları var. Yolculuk yapıyorlar sonuçta. Enerji lazım. Hemoglobinin oksijeni bırakması için harika bir an. Hemoglobinin karbondioksit tarafından alosterik bir şekilde engellenmesi çok iyi yani. Karbondioksit belirli kısımlarına katılıyor. O da oksijeni bırakıyor. Bu da vücutta oksijen gereken yerlerde oluyor. Şimdi bir dakika asidik ortama ne oldu diye soruyorsunuz. Bunun nasıl bir rolü var? Karbondioksitin çoğu ayrışıyor. Plazmaya giriyor ve karbonik aside dönüşüyor. Buraya bir formül yazacağım. Biraz CO2 var. Bunu suyla karıştırıyoruz. Kanımızın, plazmanın çoğusudur. Karbondioksiti suyla karıştırdıktan sonra ortamda bir enzim olmalı. Bu enzim al yuvarlarda var. Adı karbonik anhidraz. Karbonik anhidraz. Bir tepki oluşuyor? Sonucunda karbonik asit çıkar. H2CO3 oldu. Eşitlendi. 3 oksijen, 2 hidrojen, 1 karbon var yani. Karbonik asit diyoruz çünkü dışarıya kolaylıkla hidrojen protonu veriyor. Asitler eşlenik bazlara ve hidrojen protonlarına çok kolay ayrışır. Yani karbonik asit çok kolay ayrışır. Bu bir asit. Buraya asit baz dengesi yazacağım. Bu formüller kafanızı karıştırıyorsa ya da detay istiyorsanız asit ayrışması ve denge tepkimeleri gibi konulardaki kimya videolarını izleyebilirsiniz. Burada hidrojenlerden birini veriyor. Ama yalnızca protonu veriyor. Elektronu tutuyor. Hidrojen protonu artı bir hidrojeni verdiği için biri kaldı. Bir karbonat iyonu bu. Bikarbonat iyonu. Ama yalnızca protonu verdi, elektronu tuttu. O yüzden üstünde eksi işareti olacak. Yani topladığımda nötr oluyor. Burası da nötr. Diyelim ben bir bacağın kılcal damarıyım. Ya da bir bacağın kılcal damarındayım. Bakalım çizebilecek miyim? Bacağımın kılcal damarındayım diyelim. Nötr bir renk kullanalım. Burası bacağımın kılcal damarı. Damarın bir bölümüne yakınlaştığım. Böyle dallanıyor işte bu şekilde. Burada bir grup kas hücrem var. Bolca karbondioksit üretiyorlar. Karbondioksit üretiyorlar. Oksijene ihtiyaçları var. Ne olacak? Al yuvarım burada akıyor. Çok ilginç al yuvarın yarı çapı en küçük kılcal damardan yüzde 25 daha büyük. Küçük kılcal damardan geçerken sıkışıyorlar. Birçok insan bu sayede al yuvarların içindekileri, belki oksijeni de daha kolay saldığını düşünüyor. Burada bir al yuvarımız var. Bu kılcal damar içinde sıkışarak ilerliyor. İçinde bir grup hemoglobin var. Bir grup derken şunu da söyleyeyim, her al yuvarda 270 milyon hemoglobin proteini var. Yani bir grup derken 270 milyondan bahsediyoruz. Tüm vücuttaki hemoglobini hesaplarsak bu çok fazla, çok daha fazla. Şöyle yazayım, 20-30 trilyon al yuvarımız var. Bu 20-30 trilyon al yuvarın her birinde 270 milyon hemoglobin var. Benim bunları hesap edecek matematiğim yok yani öyle düşünün. Çok fazla hemoglobin var. Al yuvarlar vücudumuzdaki hücrelerin %25'ini oluşturuyor. 100 trilyon ya da daha fazla aşağı yukarı o kadar hücremiz var. Oturup sayamadım kusura bakmayın. Neyse her al yuvarda 270 milyon hemoglobin parçası ya da proteini var. Bu da al yuvarın tüm bu hemoglobinlere yer açmak için çekirdeğini kaybetmesini bize açıklıyor. Oksijen taşıyorlar. Burada bir arterimiz yani atar damarımız var. Kalpten geliyor. Al yuvarlar bu yönde gidiyor. Oksijeni bırakıyor. Sonra burası ven yani toplar damar olacak. Şöyle olacak, burada karbondioksit var, kas hücresinde yüksek yoğunlukta karbondioksit var. Sonuçta yalnızca difüzyon yüzünden, aynı renkle yapıyorum, kan plazmanın içine geçiyor. Böylece kan plazmaya geçiyor. Bazıları da al yuvarın zarından içeri giriyor. Al yuvarın içinde karbonik anhidraz var. Karbondioksiti ayrıştırıyor. Aslında karbondioksit karbonik aside dönüşüyor ve dışarı proton veriyor. Protonları buraya çiziyorum. Az önce öğrendik. Bu protonlar alosterik olarak hemoglobinin oksijen alımını engelleyebiliyor. Bu protonlar farklı yerlere bağlanmaya başlıyor. Hatta tepkimeye girmeyen karbondioksit bile alosterik olarak hemoglobini engelleyebiliyor. O da başka kısımlara bağlanıyor. Bu da hemoglobin proteininin şeklini değiştiriyor. Böylece oksijenlerini artık tutamıyor ve salmaya başlıyor. Kooperatif bağlanma olduğunu söylemiştik. Hemoglobinde ne kadar çok oksijen varsa bir o kadar çok kabul ediyor. Tam tersi için de geçerli bu. Oksijeni bırakmaya başladığında diğer oksijenleri tutmakta zorlaşıyor. Yani tüm oksijen salınıyor. Bence bu mükemmel bir mekanizma. Çünkü oksijen nerede salınması gerekiyorsa orada salınıyor. Yani atardamarı geçtim, toplar damardayım demiyor kendine. Burada belki kılcal damarlardan geçtim, toplardamara damara dönüyorum, bir sağ yapıyorum, şöyle oksijenimi salıvereyim buraya demiyor. Çünkü o zaman ister istemez vücudun her yerinde oksijen olur, her yerine oksijen salar. Bu sistemde karbondioksitli ve asidik ortamda allosterik inhibisyon sayesinde en çok gereken yerde oksijen salınıyor. En çok karbondioksitin olduğu, solunumun en ciddi gerçekleştiği yerde yani. Muhteşem bir düzen değil mi? Daha iyi anlamak için burada küçük bir grafiğim var. Hemoglobinin oksijen alımını ya da ne kadar doygun olabileceğini gösteriyor. Biyoloji dersinde görebilirsiniz bunu. X ekseninde ya da yatay eksende kısmi oksijen basıncı var. Kısmi basınç üzerine kimya videolarını izlediyseniz biliyorsunuzdur. Kısmi basınç ne sıklıkta oksijene rast geldiğinizi gösteriyor. Basıncı karşınıza çıkan gaz ya da moleküller yaratır gaz olmak zorunda değil. Karşınıza çıkan moleküller de olur. Kısmi oksijen basıncını da karşınıza çıkan oksijen molekülleri yaratır. Anlayacağınız üzere sağa gittikçe oksijen artıyor. Oksijenle gittikçe daha çok karşılaşıyorsunuz. Aslında eksenin sağına gittikçe ne kadar oksijen olduğunu gösteriyor bu. Dikey eksende de hemoglobin moleküllerinin doygunluğu var. %100 demek tüm hemoglobin molekül ya da proteinlerindeki tüm hem grupları oksijene bağlanmış demek. Sıfırda hiçbiri bağlanmamış demek. Aslında bu kooperatif bağlanmayı gösteriyor. Diyelim ki çok az oksijen olduğu bir ortamdayız. Bu az oksijen bağlandığında daha çok oksijenin bağlanma ihtimali artıyor. Bu yüzden eğri artarak ilerliyor. Matematiğe kalkülüse girmek istiyorum şimdi. Ama gördüğünüz gibi biraz düz. Sonra eğri yükseliyor. Oksijene bağlandıkça daha fazla bağlanma ihtimali artıyor. Bir noktada oksijenlerin doğrudan hemoglobin molekülüne hemen bağlanması zorlaşıyor. Ama burada biraz arttığını görebilirsiniz. Bol karbondioksitli asidik bir ortamımız varsa, hemoglobindeki alosterik inhibisyon oluyorsa yani bu iş aynı düzeyde iyi olmayacak. Asidik bir ortamda her kısmi oksijen basıncı ya da oksijen seviyesinde bağlanmış hemoglobinimiz daha az olacak. Bunu başka bir renkte yapalım. Bu durumda eğri bu şekilde görünecek. Doygunluk eğrisini daha koyu yapıyorum. Burada gördüğümüz asidik bir ortam. Belki karbondioksit de vardır. Hemoglobin inhibisyon. Hemoglobindeki alosterik inhibisyon olunca bu noktada oksijenini bırakması muhtemel. Bilmiyorum bu sizi ne kadar heyecanlandırdı ama bence muhteşem. Çünkü bunların oksijeni gereken yerde bırakmaları için en basit yol bu. GPS'in quadriceps'teyim. Bu adam koşuyor. Oksijeni bırakayım demesine gerek yok. Bunu kendiliğinden yapıyor çünkü daha çok karbondioksit olan asidik bir ortam burası. İnhibisyon oluyor, oksijen bırakılıyor, nefes almak için kullanılabiliyor. İşte düzen bu şekilde.